Evet, sayın dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydanlı. Yazdan kalma hissi veren, ama sadece hissi veren Kadıköy akşamı. 2023-21 ne oldu? Nisa'da sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok yaşadık. Hep beraber. Tabi bugün özel bir Kadıköy günü. Enteresan. Özel derken yani ben Kadıköy'de çok fazla özel Kadıköy günleri yaşadım zamanında. Daha Kadıköy yoktu mesela. Kalkedon. Kalkedon. Evet, tabii, tabii. Ama yani... Pardon. Gözüm buraya takıldı. Öyle, evet, benim de şey yapıyor. Sivrisinekler çıktı tekrar. Kaynağını araştırdım. Apartmanda yaşamanın getirdiği ızdırapla merdiven kenarına çeşitli bitkiler sıralayan komşular yüzünden olduğunu fark ettim. Çünkü onlar orayı suladıkça bu tür pastırma yazlarında sivrisinekler kendilerine bir yaşam ortamı buluyor anladığım kadarıyla ve hızla yürüyorlar. Ben uzun yıllar sivrisinek sorunsalı üzerine çalışmış bir insan. Sen de bilirsin. Özellikle yağmur ormanları civarında ve Afrika sabanası bölgesinde sivrisinek türleri taşıdıkları virüs çeşitleri özellikle Kongo havzasında ve Kilimanjaro bölgesinde yoğunlaşan sebep oldukları hastalıkların doğru. Toplumsal hayata etkisi üzerine de bir doktora tezi yazmıştım. Sonra işte çadır kurmuştuk şeyde, Kilimanjaro'nun alt taraflarında. Nehir çok... Çadır değil de ona sahra şey değil. Hastanesi gibi bir şeydi. Çünkü halkı da şey yapıyorduk orada. Kontrolden geçiriyorduk. Yani gözden geçiriyorduk. Açıkçası ben çok iyi gözden geçiriyordum. Sen büyük gözlemciydin. Yani Halktan geçiriyordun. Evet, sen bayağı halktan geçirdin. Evet. Yani şeyi. Ben şeyi severim, çok renkliliği. Yani Kongo olsun. Evet. Aşağıda şey. İşte orada Nijer var. Zambiya. Oralar var. Ben çok renkliliği çok severim. Renkli severim. Tabii oradaki en büyük tartışmalarımızdan bir tanesi albino zebra ne renk olur tartışmasıydı. Hatta o ciddi bir tartışma yaşayıp çadırları ayırmıştık senden. Evet. Çünkü benim buradaki tezim şuydu. Zebralar siyah ve beyazdır. Evet. Ya dolayısıyla albino zebra olmaz. Şimdi benim tezim tam tersiydi. Yani zebralar siyahtır. Albino zebralar da siyah ve beyazdır. Dolayısıyla tüm zebralar albinodur. Evet. Çok net hatırladığım bir konu. Yaklaşımım vardı. Daha sonra bunu ispatlamak için... bayağı uzun bir geziye çıktık. Tabii ki, evet. Ki o yıllarda tuzlu antilop kurutma üzerine de uzmanlaştığımız bir dönemdi. Ya. Buyurun.
ahşap antilop kavurma. Antilop kavurma. Antilop yaprak ciğer. Evet. Öküz kafalı antilop şey gerdan fırında. Evet, evet. Evet, doğru. Yine öküz kafalı antilop %65 döş. Çift çekim şeyden, çift çekim %35 kaburga. Evet. Çift doğru. Çekim. Biraz karabiber, biraz tuz. Ya başka bir şey ihtiyaç olmaz. Tabii doğal kekikle beslendikleri için. Tabii canım. Yani başka bir şeye ihtiyaç olmaz. Bir kere hayvan etinde, eğer hayvan gerçekten bir hayvansa. Estağfurullah. Tuz ve karabiber dediğimiz, yani hayvanların normalde erişemediği rakımda. Yani tuz dediğimiz sıfır rakımda ve karabiber dediğimiz ekstrem rakımda. Evet. Sebzelere hayvanın ulaşamadığı yerlerde avlanan hayvanlara, evet, ekleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Evet, yoktur. Onların erişemediği şeyleri ona ekleriz. Evet. Bu da hayvana mutluluk verir. Evet. Pişmiş, evet, ya da taze, yani fark etmez. Fark etmez yani, evet, kanlı, evet, diyelim ona. Tabii ki o ortamda hani dry aged falan gibi şeylere girme şansımız yoktu. Ama yani bu seyahate çıkmamızın esas sebebi albino zebra'nın benim iddiama göre full beyaz olması gerektiğiydi. İşte evet, tabii ki bir teoremi ispatlamanın, yani çürütmenin tek yolu, aslında en zor yollarından biri, bunu ispatlayan bir örnek bulmaktır. Dolayısıyla bayağı bir uzun seyahatlerimiz oldu. Sonunda bir tane beyaz zebra bulduk. Fakat tabii daha sonra onun o da büyük tartışmalara sebep oldu. Yani katırmış o mesela. Yani. Ya buyurun. Ya nereden şimdi, bileyim şimdi? Tabii ki. Ya, tabii siz de haklısınız. Siz de haklısınız. Katır gibi bir şey zaten. Siz de haklısınız. Sonuçta kimin kimle çiftleşeceğine sadece insanoğlu karar vermiyor. Evet. Hayvanoğlu da bazen içinden bir şey geçiyor ve ya bir de bunlar tabii insan içinden gelen şeyler. Hayvanın da yani dürtüsel şeyler. Şimdi orada bir... Şimdi mesela zebra sağrısı. Sağrısı. Sağrısı yani, evet, zebra kıçı. Evet. Şimdi yani şöyle bir baktığında hakikaten yani bir... Döşün hemen yani, şeyi. Evet, bir şey olsan mesela Allah Allah derler. Bavul bat yani. Şimdi zebralarda benim tabii 1800... 1870'lerin sonuna doğru buradaki meşrutiyet sorunlarına kadar ben misyonerdim. Evet. Afrika'da, Orta Kuzey Afrika'da. Şimdi zebralarda sorun şudur. Güneş her ne kadar yanıltıcı olsa da zebralar beyazla siyahı beraber bulundukları için, evet, bir arada tuttukları için, evet, güneşe göre kendi iç ısılarını ayarlıyorlar. Evet. Ben de öyleyimdir. Evet. Ben mesela ben geceleri mesela kışın, yazın kışın fark etme, ben hep yorganla yatarım. Estağfurullah. Ama bir ayağım hep yorganın altındadır, bir ayağım da yorganın dışındadır. Buna biz tabii iklimlendirme diyoruz yani, şey kontrolü. Çok tuhaf bir durum yok. Yok. Yorganın altındaki ayağınız ısınırken yorganın dışındaki ayağınız dış şeyi kontrol eder ve kendi termostatınızı, evet, ayarlar. Bu normal hayvanca bir şey. Evet, estağfurullah. Estağfurullah. Yani gelişmiş hayvanca bir şey diyelim. Evet, tabii bu genetik benim, çünkü dedemden önceki
dedemin dedesinden beri bize aktarılmış bir durum bu. Benim dedem bu yüzden sakattı mesela. Sakatlanırsa tabii. Dizi ters dönmüştü. Yani çok senden iyi olmasın. Akşamları bir iki bir şey içmeyi severdi. Estağfurullah. İşte bir gelen giden olmuş. Bir o gün büyük ihtimalle kurban sonrası kavurması bir şeysi çıkmış masaya. Kuyuya da düşmüş olabilir. Belki de kuyudan bir şey çıkmış. Tam şey yapamıyorum. Belki de peynir hem yağlı hem de yeterince sertmiş o gün. Şimdi bunlar etkiler. Bunlar etkiler yani. Çok içmiş. Sonra biraz alıp yatağa götürmüşler. Tabii iklimlendirme yapmak için tek bacağını ama dizine kadar çıkarttığında bizim moment dediğimiz yani kuvvet kolu ki biraz uzundu da şey dolayısıyla kuvvet kolu kısmı dizden yani pandül ayak kısmı evet, düşünürsen şey oldu bir de ayakta maşallah 45-46 idi o da bir çüş. Yer çekimi şeysi yaratıp işte 8 saat öyle kalınca bir daha kendine gelemedi o diz. Allah şey yapsın yani gecinden versin yani. Diz üstünden keserler. Ya biz keseriz. Evet ya diz üstünden kesmek icap eder tabii. Mesela benim bir hanımım oldu. Ayıptır söylemesi burada. Diz üstünden kesikti. Çok Allah gecinden versin. 3 evlat aldım ondan. Allah. Allah babalı büyütsün inşallah. En zoru şeydi. Siz ne diyorsunuz ona? Çok misyoner zorluklar yaşadık. Anladım. Yani misyoner takılmasaydınız siz de. Yani daha... Elimizden gene yaptı. Biz de sonuçta bir, ben de insan oldu. Biraz insani davranıyor. Sonuçta yani, evet. Ben de insan oldu. İnsan evladı olduğum için şey yapmaya çalıştım. Estağfurullah. Büyük geçmiş olsun. Değerli dinleyenler bugün Kaybedenler Kulübü'nde pardon biz dalmışız amirle. Bugün konuşacağımız konuların üzerinden geçmeden hemen önce ondan da az kalmış. Evet. Şey yaparız. Birkaç hatırlatma yapalım. Bugün Kaybedenler Kulübü'nün 2023/21 nolu nüshasına canlı yayında katılmak için FM nokta standart Instagram hesabına bir DM atmanız yeterli olacaktır. Bu mesajla telefon numaranız bir sakıncası yoksa size hitap edebileceğimiz herhangi bir isim. Herhangi bir isim tabii ki. Ve mümkünse aradığınız bölgeyi yazmanız yeterli olacak. Bu gecenin içerisinde size ulaşabilirim. Evet. Canlı yayında görüşebilirim. Ayrıca Kaybedenler Kulübü official YouTube hesabını tekrar hatırlatmak isterim. Abi şu an 3000'lerde üyelerimiz var. Doğru mu? 3300'e geldik. Artık canlı yayın yapma sınırını açtık. Buraya desteğinizi bekliyoruz çünkü önümüzdeki günlerde YouTube üzerinden daha farklı projelerimiz var çok da geç olmadan. O yüzden hem takibi almanızda fayda var. Bir de eşinize, dostunuza standart FM sitesi üzerinden, standart.fm üzerinden ulaşamayan dostlarınıza VPN kullanmalarını Tavsiye edin. Bu yani çağdaş dünyanın gereklerinden biri yani. Geçen gün Alper Çeker diye bir taşra şeyi var benim. Kim? Alper Çeker ya da Teker mi? Tam da şey yapamıyorum. Ya şimdi çoluğu çocuğu var. Ben de bir şey söylemek istemiyorum ama taşra edebiyatçısı sonuçta yani. Biraz biraz affedersin hani siz ne diyorsunuz ona?
Clint Thompson vari bir evet. şey kullanıyor. Üstlük yani bir şey var. Yani, bir böyle çiğ yani, diyebileceğim. Yani, hani o Saroyan'la evet Saroyan'la Hesse arasındaki, evet. şeyi boşluğu doldurmaya çalışıyor diyelim. Sanki Anadolu şeyiyle. Sanki öyle bir boşluk varmış. Yani sanki öyle, sanki orada öyle bir boşluk var. Sanki orada şeyler yok. Evet, sanki. O yani taşra olunca yani işte ne kadar zor ya. Çok zor be. Vallahi. Tekirdağlı falan mı kendisi bilmiyorum. Vallahi ezineli olsa şaşmam yani. Tabii. Edirneli olabilir, ezineli olabilir. Allah acil şifalar şey yapsın. Amin. Böyle gerçekten. Ben de tabii ilk mesela çocukluk yıllarımda Kemalettin Tuğcu ile Albert Camus arasında şey yaparken, savaşırken. Ha, gidip gelirken diyoruz. Bu arada sen konuşurken ben bir pro şey yapayım da. Hazırlığı biraz uzun sürüyor. Bıçağın var mı? Delgecim var. Ya iyi tamam. Mesela şeylere takılırdım. Hani bu hani Hemingway'ler ve Faulkner'lar evet. işte hani o... Allah rahmet eylesin. Faulkner ne yapıyor, öldü mü o? Faulkner'ı gömdük. Öldünüz mü? Ama dikine gömdük, ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün yani şey yaparsa diye. Oh, aman diyeyim yani. Öyle abi lafını kestim pardon. Şeyi çok güzel bir kızı vardı. Faulkner'ın mı? Evet. Onunla uzun bir süre açıkçası yeni dalga Avrupa edebiyatı ve siz şimdi Avrupa'yı düşünce de tarafa kalıyor. Ha. Ve hemen batısı Atlantik'in öbür tarafı üzerine evet. yıllar çalıştık biz Faulkner'ın kızıyla. Kızıyla mı çalıştınız? Evet. Kızı mıydı o? Kızım demişti. Hayır, kızıl mıydı? Kızıldı. Kızıldı. Hatırlar gibi oldum şimdi. Bayağı üzerinde çalışıyordunuz yani. Ben yıllarca çalıştım. İyiydi. Erken vefat etti. Sizlere ömür. Şey gerçekten çok üzücü. Mesela peynir kurdum. Hı. Bir beklentin var. Evet. Ya sonuçta peynirden değil, sütten bir beklentin var. Evet. Tuz, su. Evet. Ve zaman. Evet. Kaçınılmaz yani. Ve tutmadı. Tövbe. Ne yapabilirsin? Basarım. Sepete basarım en kötü. Tekrar kaynatırsın. Yani mayayı verdikten sonra sütü rahat bırakmak lazım. Ben bir onu bilirim yani rahmetli anneannemde. Yoğurtta da peynirde de mayayı verdikten sonra üzerine sanki yeni doğmuş bir torununu kundaklar gibi kundaklayıp yere koyardı. Bizim de o odaya girmemizi yasaklardı. Çünkü ahşap evdi bizimki ve şey... Işık. Zaten kundakladı. Ama bastığımızda tahtadan geçen titreşimin bile rahatsız edeceğini düşünür. Bize iri bir dilim ekmek üzerine sana yağ sürer. Üzerine toz, şeker eker. Elimize onları verir ve çıkın bahçede oynayın. Gidin mantar toplayın. Mantar toplayın. Evet. Diye evden gönderirdi. Allah rahmet eylesin. Çok selam var sana. Aleyküm selam. Saygılar dinleyenler. Gece boyunca bize canlı yayında dahil olmak için fm.standart Instagram adresimize bir kısa mesaj atmanız, bir direkt mesaj atmanız yeterli. Lütfen bu mesaja
telefon numaranızı ve bizi nereden takip ettiğinizi yazmayı unutmayın ki size. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Ya boş boş konuşuyorsun dedim. Şimdi bana diyor ki sen diyor kaç yıllık işte hani buranın kaç yıllık şeysin diyor hani kendince. Kendince. Geldim kusura bakma dedim benim şeyi çıkarttım kafa kağıdını. Hmm. İşte Meta Unduk, Kadıköy 1972 yazıyor. Kusura bakma birader ben seni yanlış anlamışım dedi. Yine anlamış yani. Tabii bunun anlamayanına da denk gelebilirsin. Evet doğru. Evet. Geçen de benim başıma geldi. Ben çıkarttım kafa kağıdını dedi. Bu böyle bir şey olamaz dedi. Sen kafayı çıkartmışsın. Hanım mıydı? Estağfurullah ya ben pardon sen şey, yanlış anlamışım sen. Kafa kağıdı dedin değil mi? Kafa kağıdı dedim. Aha, pardon. Ha, değerli dinleyenler 2023-21 ne olur? Nüsa'yı dinliyorsunuz. Bugünkü bu haftaki tanıtım videomuzda Mete Amir'in bir gençlik videosunu kullandık. Sanıyorum İrlanda tarafında mıydı kamera? Evet. Ben tam olarak 28 yaşında civarındayım. İrlanda'yım. Yukarıdayız. Ada kısmı. Bu şeye tabii denk gelmiş olması enteresan. Yani beni hep çok düşündüren şeylerden birisi. Bu son günlerde beni çok düşündüren üç şey var. Bir, şeytan. Gerçekten mi? Evet. İki, sokak dediğimiz şeyin gönderdiği impulsların insanda tetiklediği duygusal dönüşümler tam çok açık ifade edemedim ama birazdan açarım belki. Lütfen açarsan ben de tam anlamak istiyorum çünkü. Bir şey söylemek istediğini anladım. Evet. Ama beceremedim ben de farkındayım. Yok yok becermekle ilgili değil. Sadece karışık. Çünkü, anladığım kadarıyla durum karışık. Durum karışık evet. Ne demiştim şeytan, sokak meselesi. Üçüncüyü unuttum abi ya şimdi. Yani şu anda unuttum yani. Ama çok düşünüyorum onun üzerinde. O üçüncünün üstünde. Hepsinden çok o şu anda. Bunu geçen gün psikoloğumla yatıyorum. Psikoloğumla. Ne yapıyorsun? Psikoloğumla konuşuyoruz. dedi eğer sende güçlü duygular yaratan bir şeyi bir şeyin üzerinden bir süre vakit geçtikten sonra mesela öfke. Olay da şöyle gerçekleşti aslında. Yani çok öfkelendim bir şeye. Yani ve bir süre sonra neye öfkelendim? Yani hala da o öfke duygusunun o vücudumda yarattığı gerilim ve hormonsal salınım devam ederken. Sürerken. Neye öfkelendiğimi unuttum. Yani, neye öfkelendiğimi hatırlamadığımı fark ettim. Dedim bak ne kadar iyi bir insanım dedi. Ya dedi, nevrotiksin dedi. Nevrotiksin dedi? Evet. Oo. Ya dedim bu çok iyi. Evet dedi bence bir insanın olabileceği en hafif şey nevrotik olması dedi. Evet. Peki dedim nedir bu? Bu dedi savunma mekanizması dedi. Yani senin genç çocukluğundaki öfkelenmelerin evet. Ebeveynlerin tarafından şey alınmamış. Süspansiyon olmamış. Evet yani kale alınmamış. Dolayısıyla sen bu duyguyu tekrar yaşamamak için büyük öfke yaratan olayı bilinçaltına itiyorsun ama şey kalıyor. Dedim bu çok iyi. Evet dedi bence de çok iyi.
Dedim siz de çok iyisiniz. Şöyle bir şey yapsaydın. Siz de dedim çok iyisiniz. Yani dedim şöyle bir şey. Evet. Özellikle şu anda çok iyisiniz dedim. Herhalde mum ışığı, şarap falan bir şey. Yok ama seans odasındayız. Gözünüzü çıkartmayın dedim. Ben senin seans odasını bilirim. Ama tabii işte. Yani mum ışığı, tütsü, biraz şarap. Geçen gün orada da bir tartışma çıktı. Yani kahve. Ya kardeşim dedim. Lütfen dedim. Yani arkadaşlarla oturuyoruz işte. Sen varsın, ben varım. Evet. Bir de Mehmet var. Bir de Mehmet var. Evet. Mehmet o da. Ya kardeşim dedim şu kahveye dedim. Lütfen kahveye ve zeytinyağına şarap muamelesi yapmayın. Evet. Bu şarap değil dedim. Ayrıca şaraba da şarap muamelesi yapmayın dedim. İçin dedim ya şu. Evet. İşte bu mesela buradaki öfke duygusu o anda ifade ettiğim için şeye gitmedi, bilinçaltıma gitmedi. Dolayısıyla da yani bu şey yaptıktan sonra rahatladım. Sonra bu olayı anlattım rahatladıktan sonra şeye. Şeyi yapıp rahatladıktan sonra. Zaten rahatlamıştım. Yani. Kahvaltı yapsaydın. Kahvaltıyı sabah çıkmadan hazırlayıp bırakmış. Bekleme odasına. Mesela geç bir gece saatinde yani diyelim ki işte 11:30-12 yatacağız yani artık hani ben normalde o saatte yatmam da diyelim ki uykum geldi. Karnım aç. Eyvah. Sucuklu yumurta mı? Hı hı. Yoksa bir ne diyelim ona şey hafif domates soslu bir makarna mı? Bana mı soruyorsun? Evet. Sordum. Bu gecenin şeyine bağlı. Yani eğer hafif sos yani bir Napolitan esintili bir şey. Çok az sarımsaklı. Ha domates. Domates bir şey. Ha. Yani her gece ile ilgili hala da bir umudum varsa yok. O zaman direkt sucuklu yumurta. Hı. Ama burada şu da kritik. Evdeki ekmek ne ekmeği? Ekmek standart şey ekmek. Sağlam ekmek. Ha, o zaman sucuklu yumurta. Kendi yaptığın şey ekmek. Yani ekşi mayalı. Ekmek yani. Yani sünger, tabii bu durumda ben yani evde yani her ne koşulda olursa olsun evde bir odun ateşinde pişmiş ekşi mayalı bir sponç hamurlu yani uzun yani 3-4 gün mayaya bırakılmış bir hayvan varsa ondan olan oluşan ekmeğin bulunduğu herhangi bir yerde yani hiçbir alternatif kabul etmem sucuklu yumurtayı tercih ederim. Yani ben zaten... Ama mesela menemene sucuk koymayı ben şey hakaret kabul ederim. Şimdi menemen bir domates yemeğidir. Evet. Defalarca konuştuk. Menemen bir domates yemeğidir. Dolayısıyla sucuk konduğu yerlerde rol alır. Evet. Dolayısıyla olmaz. Olmaz. Çünkü zaten domates suyunun asitik yapısıyla birleşmez. Doğru. Yani bir haşlama duygusu yaratır sucukta ne olursa olsun. Olmaz. Dolayısıyla bunu tasvip etmem dedim. Çık git dedim mutfağımdan ya. Çık git dedim ya. Bu nasıl bir şey yani. İşte evet. Hani ben yapacağım diyorsun. Yani mutfağı da görüyorsun. Ne? Mutfağı da görüyorsun ya mutfağın şeyini. Evet ona rağmen. Ha, dön dedim ya. Dön dedim yani. Tezgah mı? Tezgah. Kapıya doğru bir dön dedim yani. Böyle aklıma geldi. Esas şeyi hatırlatmak isterim. Bugün bir hediyemiz vardı her dinleyenler. Evet bugün gene evet handikaplı bir arttırmamız var. Arttırmamız var.
arttırmamız minimum 44 TL. Çünkü şu anda paranın satın alabildiği en ucuz bira bu bulunduğumuz bölgede. O yüzden minimum pay 44 TL. Standart.fm internet sitesinde radyoda bağış, radyomuza bağış kısmından pay vermeye başlayabilirsiniz. Bir Kaybedenler Kulübü defteri vereceğiz ve bir Taşralı edebiyatçının yazdığı bir şiirin sanırım bir iki mısrasını kullanıp başlangıç, orta ve son noktasına getirip kendisinin de imzasıyla bunu göndereceğiz ve en yüksek ikinci, üçüncü tura kalanlar içerisinden ve bu şiiri toparlamasını, hatta gerekirse bir Paradise Lost'a dönüştürmesini. Neredeyse, yani. Evet, tabii ki. Çünkü sonuçta bir Taşralı'nın yazdığı şiir bir yere kadar, çalışıyor. Gerçekten bunu toparlamanızı isteyeceğiz. Çok orijinal bir Kaybedenler Kulübü defterine gerçekten el yazımızla bunları yazacağız ve şairden imzalı bir şekilde de göndereceğiz. Ben birazdan Taşra edebiyatçısının yazdığı son şiiri de okumak isterim ama bunlar da bir türlü de yüreğimde el vermiyor. Ama ben başını beğendim. Ben sonunu beğendim. Ben başını beğendim. O yüzden işte o arayı bir toparlamak lazım. O arayı. Tamam. Çok normal. Ve bir toparlamamız lazım. Evet. Daha sonra canlı yayında bir dinleyicimizle o üçüncü şeyi hatırlayamıyorum. Üzerine çok düşünüyorum. Hatta yani sen şu bir dinleyicimizle derken bile onun üzerine düşünüyorum. Benim annem. Yok, uzun süredir düşünmüyorum annemi. Ama bugün aşağı yukarı saat 14:30-14:33 arası düşündüm. Çünkü bir kekin yanına bir limonlu krema sosu verdiler ve direkt aklım oraya gitti. Bence dünya üzerinde şu ana kadar yaşanmış şeylerden yola çıkarak söylüyorum, bulunmuş en tesirli üç elementten biri tarçın. Tarçın yani... İkincisi geçen hafta konuştuğumuz gibi hardal. Hardal. Üçüncüyü arayalım ve bu gece konuştuğumuz dinleyicilerimize... Soralım diyorsun. Soralım. Benim bir fikrim var. Benim de. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. 2023-21 ne oldu? Nusra'da. Daha doğrusu Mete Avunluk, ben Kaan Çaydamlı. Standart FM Kadıköy Merkez stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Bu yazdan kalma hissi veren Kadıköy gecesinde. Bugün fark ettiğiniz gibi, söylemediğimizi fark ettim ben de ama yani eminim ki fark etmişsinizdir. Şu ana kadar konuştuğumuz konulardan aslında bugün konularımızı da çıkartmış olmamız lazım. Bugün ağırlıklı hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz. Ama yani küçük hava hareketleri başa dönecek olursam, zebranın üzerinde
oluşan küçük girdaplar. Yani aslında işin sırrı bu. Çünkü siyah ve beyaz arasındaki sıcaklık farkı çünkü. Siyah emer, beyaz yansıtır. Dolayısıyla o arada ciddi bir sıcaklık farkı oluşur hayvanın üstünde. Ki lezzetli bir hayvandır. Zebra. Evet. Evet yani. Yani özellikle yeterince. Kas yapısı gereği. Yeterince dinlenip şeye basarsan. Tuza falan basar, şey yaparsan hakikaten. Lezzetli bir hayvandır. Evet. Özellikle kaburga. Şey geniştir yani kaburga alanı. Şu sırt bölgesi çok iyi. Evet. O zaten yani o bende de çok iyi. Geçen gün dedi bir arkadaş senden iyi olmasın diye sırt dedi. Dedi yani sendeki bonfile hiç yani bugüne kadar böyle bonfile şey yapmadım. Evet böyle bonfile görmedim böyle dedi. Böyle bonfile görmedim dedi. Sen dedim bir de antrikotlara doğru in dedim. Sen bir döşe bak. Sen bir döşe bak dedim yani. Neyse yani şimdi yeri gelmişken söyledim. Dolayısıyla yani zebra dediğimiz hayvan aslında bir mikro girdap hayvanıdır. Evet. Bu sıcaklık farkından dolayı o dar alanda oluşan akım, hava akımı bir serinleme, bir air condition özelliği tabii gösterir. Ki. Ama bir fantastik yaratık olarak hayal ettiğimde ki ben öyle hayal ettim. Yani bu bilgiye ilk ulaştığımda benim gözümde inanılmaz fantastik bir görüntü oluşmuştu. Yani şimdi tabii yani bir çizer olsam mesela yani öyle bir creature, öyle bir yaratık tasarlardım. Etrafında binlerce küçük girdaptan dolaşan bir süper kahraman yani. Hmm. O girdapları büyütüp yönlendirebilen falan filan gibi böyle bir bilim kurgu fantastik hayallere dalmıştım ki yani kapı çaldı. Dedim açamayacağım yani. Şu anda açamayacağım dedim yani. Ama ısrarla çalmaya devam ettik. Yine açmadım çünkü hakikaten o hayal ettiğim yani bir zebradan yola çıkarak hayal ettiğim o yaratığın büyüsüne de kapılmıştım. Yani renk olarak siyahla beyazın girdaplarda kızıl turuncudan kızılımsıya döndüğü bir şey canlandırıyordum gözümde ama tabii iki ayaklıydı bu. Çünkü zebra müsait değil fantastik bir değil hayvan olmaya. Aslında yani zebra ızgaraya da gelmez yani. Yok çünkü yağlı bir hayvan değil. Değil. Bu sefer yani bayağı yumrukla yani bayağı kapı yumruklanmaya başladı. Dedim açmayacağım ya. Kırabiliyorsa kırsın kapıyı. Okay, evet. Bir yarım saat falan sonra ses kesildi ve merdivenden bir ayak sesleri duydum. Gitti. Gitti. Dedim kimmiş ulan bu dedim. Bir pencereden çaktırmadan bir bakayım dedim. Sonra ona da üşendim abi ya. İyi yapmışsın. Öyle yani. O da öyle böyle. Evet, evet. Şey çok yani. İyi. Çok iyi. Gerçekten. Nesi iyi? Bazen zaman biz zamanı hep kendimiz için sayılıyor sanarız. Evet. Ya da sanırız. Evet. Halbuki zaman her bir birey için kendi içinde sayar. Kendi içinde sayar. Bazen saymaz bile. Bazen de bazı bireyler için bazı ne diyeyim ona yaratılışlar ya da yaratıklar için zaman saymaz bile. Ya, saymaz. Dolayısıyla harika bir şey anlattın. Yani ben bunları çok düşünürüm.
diyeceksin ki burada düşünecek ne kadar zamanı var. Evet. Şimdi biz düşünürler. Evet. Düşünmek için zaman aramayız. Evet. Genel olarak düşündürüz. Bir bireyi kendi zaman aksıyla bir başka bireyin zaman aksı çok az kesişir. Evet. O da mesela bir kapı çalması, bir ne diyeyim telefona şey yapmak, ne diyeyim çağrı bırakmak falan filanla kesişir. Harika bir örnek verdiniz bu şeyi anlatabilmek için. Tıpkı farklı zamanları yaşıyormuş gibi ele alabiliriz bireyleri. Herkes kendi zamanını yaşıyor. Evet, ama bunlar çok az zaman, çok az yerde kesişiyor olabilir. Evet. Yani bir dördüncü bir boyut olarak algıladığımızda bu çok anlaşılır. Evet. Aslında bunu tam olarak anlayabilmek için Everett'ın düz dünyasını okumak şey açacaktır. Zihin açacaktır. Biraz açabilir. Biraz fazla açabilir yani. Çok açabilir. Tehlikeli bir metindir. Tehlikeli, eğlenceli ve basit bir metindir. Bir ütopya metnidir aslında. Bir taraftan da hayır şu tabii ki harika. Basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Yani birkaç kişinin aynı anda kendi senaryosunu, kendi hayatının yazılımını yaşadığı şeyi bir yerde işte o kapı çalmasında bir işte bilmem ne olmasında birleştirmemiz işte ona karar verip o da bir birleştirmeme kararı. Bu da birleştirmememiz. Evet. Değerli dinleyenler. Ben de biraz şey gibi konuştum ama. Ya benim sokak şey gibi konuştum. Biraz Feridun Düzağaç gibi şey yapmış oldum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Normal dilim o değildir. Allah göstermesin. Allah evet, çok şükür. Böyle kadar göstermedi. Çok severim burada kendisini. Ben de çok severim. Evet. F'de yani kısaca F'de. Evet. Siz kısaca diyorsunuz. Biz kısaca F'de. Ama ben severim. Evet. az sonra konuklarımız da buradayız. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk bu gecede Kadıköy Merkez Stüdyo'da 2023 T21 ne oldu Nisa'da canlı yayındayız. Kebir var şu an canlı yayında bize dahil oldu. İyi geceler. Değil. Alo. Alo. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, iç güvesinden halledeceğiz. Sen nasılsın Kebir? Vallahi iyiyim de diyemiyorum. Kötüyüm de diyemiyorum. Yani sizle konuşmak iyi. Kanal abi. Bu iyi. Ama tabii iyi değilim aslında yani. Şimdi nedir yani, iyi olmayan nedir Kebir? Ya ben bakıyorum hayata, ya hep bir şey karmaşa var. O karmaşa beni içine çekiyor gibi oluyor. Aha. Sonra bir anda çıkıyorum. Hı-hı. Ama yani benim bu bozan şey bugün işte KYK'da bir sıkıntı oldu oturduğum şehirde. Hı-hı. Bir kız bir arkadaşım vardı. Arkadaşın mıydı? Arkadaşımdı. Onun da arkadaşıydı. Çok korkunç bir hikaye hakikaten. Çok korkunç yani. Ben çok rahatsız oldum şu an. Ha.
Yani ya alıştım işte. İyi olmaman normal yani, ama burada yani diyecek de çok bir şey bulamıyorum. Ben yani zaten bir şey demeye başlasan neresinden tutacaksın yani? Başta da konuştuğumuz gibi hani bir teoriyi ispatlamanın en zor yolu onun yanlış olduğunu gösteren bir örnek bulmaktır. Burada durum tam tersi yani. Doğru olan bir şeyi bulmak o kadar zor ki. Kendimi iğrenç hissediyorum. Ya da insani olan bir şey. Hakikaten korkunç. O yüzden kapatalım bu konuyu. Yani yoksa bir şeyler söylemeye başlayacağım yani. Evet, ben... evet abi. Haklısınız ya. Hmm. Ben başka bir şeye geçeyim. Yani kebir ne demek? Kebir büyük demek. Hmm. Dedemin ismiymiş. Yani 17 yaşındayım bu arada. 17 yıla giremedim. Acele etme bence. Evet. Kebir sen kaç yaşındasınız? 17. Evet. Harika bir yaş. Evet. Dikkatli ol. Yaptığın şeyi yapmak istiyorum. Dikkatli ol ve hayatını şey yap böyle. Ben kimlerden geldim ve kimlere doğru gidiyorum gibi bak hayatına. Ha, seks yaptın mı hiç? Seks abi yapamadık ya. Giriş ufak çıkış. Temaslar oldu. Hı. Ama giriş çıkışa ulaşamadık yani. Yani araştırmaların şeylerin sen söyle girişimlerin oldu anladığım kadarıyla. Ya oldu da abi bilmiyorum ya, bana çok şey gelmeye başlıyor. Yani ya, anlamsız bir şey gibi duruyor. Bilmiyorum, emin değilim. Sakin ol. O yüzden yapmadım yani. Bilmiyorum, hiç fikrim yok. Sakin ol yani o konuda da sakin ol. Az sonra Çorlu'dan kimyager Oğuzhan'la görüşeceğiz. Bak onu bir dinle. Nasıl oluyor bu işler? Doğal mı? Abi ben sadece bir şey soracaktım Mete abi. Tabii. Ben de ton master olmak istiyorum. Çok kolay. Vallahi. Tonlardan anlaman gerekiyor. Sağ, sol, bas, ortalar ve yukarılar. Ton master dedim. Tonların efendisi olacaksın. Evet. Bir de bir şarkı yazarıyım da ben Kaan abi. Eğer ismini not alıp dinlersen çok sevinirim. Yayından sonra. Hani bilmiyorum ne kadar takarsın ama. Bakarım. Sen yayından sonra dinle onu. Spotify'da mı var? Spotify'da var, YouTube'da var. Ne olarak gireceğiz? 333 sayı olarak Rehan Altire Karne. Oğlum nasıl gireyim o adı? Spotify'da adınla yok musun? Ha, var grubun ismi. Yani grubun ismi mi? Evet. Grubun ismi ne? Reenkarne. Reenkarne. Hay maşallah. Reenkarne bakalım ona. Bakalım ben yeniden nasıl doğmuşsunuz bakalım. İzleyeceğim, dinleyeceğim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe. Evet, söylediğim gibi Oğuzhan şu an attığımızda iyi geceler diyelim Oğuzhan sana. İyi geceler Mete abi. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk Kaan abi. Bu arada canlı yayında bize konuk olmak için bir hatırlatalım Oğuzhan. fm.standart Instagram hesabından bir mesaj atmanız ve telefon numaranızı yazmanız yeterli değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenleri. Oğuzhan ne yapıyorsun? Çorum'da mısın, Çorlu'da mısın? Şu an Edirne'deyim. Çorlu'ya zıplayıp duruyorum arada. Ha, Çorlu. Okey. Tamam. Aynen. Bazen orada üzüm işi çıkartıp oraya kaçıyorum. Biz seninle konuşmuştuk daha önce değil mi Çorlu tabii, üzerine? Tabii. Aynen. Mart zamanları bu sene. Bu arada şunu da hatırlatayım ben tabii Alper Çeker'in adı geçtiği için çok şey olmadı, talep olmadı, onun da farkındayım.
Yani Alper Şeker sonuçta son yüzyılımızın şeyleri saymazsak, Edip Cansever, Turgut Uyar, yani Turgut Uyar biraz şey, Bekir Coşkun, Bekir Coşkun, biraz İbrahim Tatlıses, Oğuz Atay, şey Cemal Süreya. Burada Cemal Süreya Tekke'yle. Cemal Süreya, Ece Ayhan, Mahsun Kırmızıgül, Özlem Tekin. Özlem Tekin ve o hep unutuyorum adını, şey Şebnem Ferah. Bir de şey Brian Adams ve Rafet Rafet Roman ki bence 1990'lardaki en modernist şey şairlerimizden. Evet, bence yani edebiyatımızda hakikaten tabii verdiği eserlerle ve özellikle dili, aksanı Petek Dinçöz. Bruce Springsteen, saymazsak Alper Çeker bugün Türk siz nasıl diyorsunuz? Türk Keşan şey sentezinin en önemli temsilcisi bence. Temsilcisi. Abi bu adamlar şüphesiz ki tabii şüphesiz ki yani burada yani herhalde yani kendisi de Aragon var. Yani Akdeniz'e yakın. Arthur var, Rimbaud. Hadi o biraz anşiyan kalıyor. Yani Clash, YouTube. Civarında. Gevrek, tabii. Bugün çok önemli bir Mersin, Adapazarı. Şey. Adıyaman. Şey. Palamutdükü. Palamutdükü. Karaköse. Şey. Ağrı. Karadut şerbeti. Tabii şey. Evet. Şey. Ahmakistan. Muşmula. Çanakkale. Karabiga. Tabii. Şey. Çürümüş yeşil domatesler. Mesela. Sedancı. Al sana. Çürümüş yeşil domatesler. Ya daha ne diyeceksin ya? Ne diyeyim ya? Yani? Daha ne diyeceksin? Evet. Nedir son durumlar? Son durum aşırı yalnızlık hanemiz. Öyle mi? Tabii. Aşırı yalnızlık. Aşırı deneyip olmaması ardından kendi kabuğuma çekilmesi. Yalnız senin bulunduğun bölgede şu anda kavunun krallığını ilan ettiği bir dönem yaşıyoruz bence. Yani Napolyon kabuğunu mu keşfetmiş Edirne'de? Şu olurdu. Ben anlamıyorum bu arada ne söylüyorum. Napolyon kabuğunu mu keşfetmişti? Yok, olamaz. Bu da enteresan bir siyasi tartışma yani. Oğuzhan'dı değil mi? Evet. Oğuzhan, yani bu hakikaten enteresan bir siyasi tartışma. Yani sen git Fransız devrimini yap. Bir tür demokrasi getir. Ondan sonra git başına Napolyon'u getir. Hiç. Bu da enteresan bir şey, süreç bu. Aslında konu yani ne yaparsak yapalım tarçının yanlış kullanım alanlarına geliyor. Yani eninde sonunda evet. Yani tarçın muhallebiye, saleve. Tart. Evet, tart. Sadece bunlara konan bir şey olarak algılanıyor toplumumuzda
günümüzde. Oysa ki tarçın özellikle savana altı Afrikası, Güney Japonya, Normandiya. British Kolombiyası. British Kolombiyası. Genişlet. Genişlet. Şimdi mesela tarçın şöyle bir hayvandır. Bulunduğu yeri domine eder. Ha. Bütün et yemeklerinde. Abi bak işte bu yani felsefi bakış budur. Evet. Yani özellikle baklagillerde. Evet. Bütün et yemeklerini et kenara koyuyorum. Allah'ıdır ya. Özellikle Orta Doğu. Yani evet. Yakın Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Doğu. Tabii. Orta Doğu, Doğu, Orta Doğu yani. Peki. Bizim fantastik dediğimiz baklagillerde mesela nohut. Nohut. Mesela humus. Aşırı fantastik fasulye, kuru fasulye. Beyaz. Yer fasulyesi. Özellikle Erzurum, Erzincan bölgesinde yetişir. Yaklaşık bir 50-52 yaş erkek serçe parmağı tırnağı büyüklüğündeki aşırı beyaz kuru fasulyenin yanında anında yani. o anda yani. Tarçın bütün dünyayı değiştirebilecek, aslında altından daha kıymetli bir varlıktır. Bu sadece insanoğlunun yönlendirildiği tüketime tepki olarak tarçının geri durmasından kaynaklanır. Tarçının asaletinden ya da terbiyesinden kaynaklanır. Olabilir. Evet, özellikle evet. Tibet bölgesi. Özellikle oğlak eti, oğlak döşü. Mesela et terbiyesinde özellikle pembe çam sürgününden yapılmış neredeyse şekersiz pek kıvamda jelimsi kıvama gelecek kadar kaynatılmış pekmezin pekmezleştikten sonra en fazla havayla 12 dakika temas etmiş şekilde çok yaşa korunmuş şişelenmiş halinin tarçınla birleştirilerek döküm tavada gebertilmesi bence mesela Van Gogh böyle bir şey yeseydi ne düşünürdü diye düşünmezdi bence. Bence yani resmi bırakır düşünür olurdu. Bence şef olurdu. Başka bir işe başlardı. Başka bir işe geçerdi. Mutfağa verirdi kendine. Ya bugün mesela bir şöyle şeylerdi bence tartışmak lazım. Ki bence yani tartışmak lazım derken bizden yaklaşık 400 yıl önce bunlar tartışılıyordu. Biz de affedersiniz orada zaten bulunuyorduk ve bunun üzerinden de fikir yürütüyorduk ama bir kilo tarçın ya da bir insan ağırlığında tarçınla bir insan ağırlığında altının pardon çok özür dilerim kıyaslanmadığı yılları ben biliyorum. Ha. Şimdi tarçın plaka tuz hardal ve şeytan. Buyurun. Üçüncü eleman. Nay.
veya dinleyenler. Bunlar hakikaten derin, ezoterik, evet, ve karanlık alanlara doğru bizi yönlendiren, bizi diğer tarafa doğru çeken ve adı anılmaması gerekenlerin adını anmamız mecburen noktasına götüren onlar. O yüzden burada kesmekte fayda görüyorum. Ama Oğuzhan, çok teşekkür ederiz sana bize katıldığın için. Evet Oğuzhan, ama hakikaten. Amir, sana da sormak istediğim bir tabii şey ki, var. Yani şu ki, şey gömüldüğünde, ben geçen de ben ölmüşüm. Üzerime böyle verev verev tahtalar koydular. Toprağın üzerine attılar. Verev mi? Ha, verev böyle. Verev. Toprak değmesin diye. O hem biraz hava al hem de hemen çürümedi. Hemen çürümedi. Çok rahat etti. O biraz tabii şey, boynunun altına da şey koymuşlardı, toprak. Evet, çok rahat etti böyle. Yok tabii, bu biraz istemiktir. Evet. Çıkayım mı çıkmayayım mı diye böyle bir düşündüm. Bir kalsaydın. Kaldım, bir iki gün kaldım canım. Bu şeyde çok da şeye gelmez. Anneler, bitirmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii olsun. Kadınlarla şansım ziyaret gitmeni zaman, aşırı çevrenizden yalnız ettiğiniz zamanlar gene de gidip bara tek başınıza bira içer miydiniz? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadık ama yani yine de bara tek başınıza gidip bira içer miydiniz? Evet. Dediğini hatırlıyorum. Evet, yani var yani başları bunları her zaman var, o gidip tek başıma bir içerim yani, hiç sorun yok. İşte yani birayla da kalmam yani. Bu arada 29 Ekim'e yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz değerli dostumuz Mehmet Adan'ın Atatürk filmi, evet. 29 Ekim'de gösterime giriyor. İlk bölümü mecburen bir acayip bir garabet bir Disney'den başlayan bir hikayeyle 3 bölüm bir sinema filmi gibi yayınlanacak ve Aralık'ta da diğer 3 bölüm yine sinemalarda yayınlanacak. Ben seyretme şansına eriştim. Nasıl? Yani, inanılmaz. Ama yani bence biraz sinemaya gidenler biraz daha kesilmiş halde izleyecekler diye düşünüyorum çünkü. Zor yani. Hakikaten. Yani. İnanılmaz bir film olmuş. Tüm kalbimle tebrik ediyorum, kutluyorum Mehmet Adayı. Belki biraz işte kafası rahatlayınca da bir çağırırız buraya, beraber otururuz. İnşallah. Düşünüyorum. Bu arada da şimdiden tüm Kaybedenler Kulübü dinleyenlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çok yaşa be. Onu da söylemek istedim. Aslında programın başından beri söylemek istedim ama bunlar çok kritik şeyler. Bizim mesela bize VPN'le ulaşılabilmesi gibi garip şeyler. Ya da benim şey babaya şey demem gibi. Bazen diyorum ki işte bu Gazi Mustafa ki Gazi Mustafa kim yapıyor bunu? Onu onların şeyinde bir söylemi var onun. Evet. Bir seviyede evet. Söylemen evet. Gerekiyor. Öyle evet. Mırıldanarak söylemen. Gevşek konuşma diyor yani sana kısa. Yeah. Evet. Sanırım Taşra bölgesiyle bir bağlantı olabilir, kurduk. Bir Orhan Kemal'in tiplemeleri vardır. Şey gibi. İşte Karayalız. İşte ya Tatar Köse. Çorum ağzı yapan Kemal Tahir miydi? Evet. Onlar okunuyor mu acaba ya artık? Ben Kemal Tahir'in okuyanını
son 25 yılı şöyle düşünüyorum ki benim elimden şey geçiyor. Siz ne diyorsunuz ona? Okur yazar. Okur yazar insanlar. Kemal... Elinden geçiyor da iyi. Elimden geçiyor derken hani. Önümden geçiyor. Önümden geçiyor. Kemal Tahir okuyana pek denk gelmedim. Ben son... Benim daha çok Orhan Kemal. Hı. İşte şey. Pardon, burada yeri gelmemişken en haz etmediğim tarz benim Yaşar Kemal tarzıdır. Enteresan. Ya, hakikaten şey yapamadığım, hani siz ne diyorsunuz ona? Dayanamadım, katlanamadım. Ya da işte şey yapamadım, dışarıya doğru şey yapamadım, kendimi ifade edemediğim. Anladım. Dışa vuramadığım. Dışa vuramadığım tarz benim mesela Yaşar Kemal tarzı. Evet, ama dışa vurmazsan şey yapar yani. Bu biraz benim... Tabii, zona bile yapabilir yani. Zonam var benim şu tarafta. Hayır. Ama kent soylu olmamdan kaynaklanan bir de aşırı anti Yaşar Kemal şeyim var. Alerjim var. Alerjim var. Büyük geçmiş olsun. Yani... Xanax kullanabilirsin. Ben Kodex alıyorum. Kodex de iyi diyorlar. Ben kullanmadım hiç ama kullanan arkadaşlarım var. Kodex çok iyi diyorlar. Kodex iyi. Özellikle o günlük kullanım olan yani her gün kullanım. Günlük alıyorum ben onları. Ha, günlük alıyorsun. Hı-hı. İyi, güzel. Güzel. İyi diyorlar yani. Yalnız ağızdan aldığım için şey yapıyor biraz. Yutmak zor olur. Yani. Biraz şey yapıyor. Sert şey yapıyor. Allah bir geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Hatta bir dinleyenimiz var. Şey de zor mesela. Mesela bestsellersın. Evet. Ama arayıp arayacak seni Kaybedenler Kulübü'nden işte bilmem kimden. Ya şu da zor. Mesela bestsellersın, adın Alper Çeker. Hadi buyur buradan. Yani. Hadi buyur. Ha. Şey gibi yani. Bestsellersın ama yumruk manyağı yapmışlar seni. Ha. Şey, al sana mikirup. Mikirup yapmış. Ben Alper Çeker'i her zaman mikiruka benzetmişimdir. Alper mikiruka çok benzer. Yani hem şey olarak, bedensel olarak. Benziyor. Hem de... yani yaşam biçimi olarak. Hatta bir dinleyenimiz var. Buyurun sayın dinleyen, sizi tanıyabilir miyiz? Bir taş şey edebiyatçısı. Oo. Adınızı bağışlar mısınız? Alper Çeker, ta kendisi. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Hakikaten zor bir durum mesela. Hakikaten zor. Nasıl yaşıyorsunuz yani bu şeyde? Ya taş... Bak şimdi, kimde zincirle böyle bir 9,5 hafta geçirilmiş olsam hayatımın geri kalanını yumruk yiyerek geçirmeye razıyım. Yani onda bir sorun yok. Mikiruk bence şeydir, memnundur hayatından yani. Mikiruk çok, en son gördüğümde de çok memnundu hayatından. Evet, yani. Kim besincir ne yapıyor şimdi Alper? Bayağı yaşlanmış. Yaşlanmış. Takip ediyorum çocuğum, yani. Takip ettiğim birkaç kadından biri. Kendini düşünsün. Ben mesela bugün fark ettiğim şeylerden biri, gerçeklerden birini paylaşayım. İnsanın yaşlandığını anlaması için mesela herhangi bir eski sevgilisiyle karşılaşması yeterli. Evet. Geçen gün oldu. Sizden iyi olması bir ara. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyimiz olmuş. Sizin eski bir sevgilinizle karşılaşmanız. Herhangi bir insanın eski bir sevgilisiyle karşılaşmasıyla çok mukayese edilemeyebilir. Evet. Siz daha anşiyan modunda olduğunuz için yani. Şüphesiz. Bu tabii biraz şey olabilir ama. İşte anneannemle karşılaşmış da olabilirsiniz yani. İşte onu diyecektim ben de tam. Karşılaştım böyle bir tanıdık gözlerden bir şey geliyor. İşte kan dedi. Ha dedim.
Ve elini mi öpsem hani? Dedim yaşlandık herhalde yani. Böyle bir şey. Estağfurullah. Yani estağfurullah. İnsan, bunlar acı tecrübeler. Bunlar acı tecrübeler Alper Çeker. Siz tabii taşrada yaşadığınız için ve taşra edebiyatçısı da olduğunuz için tabii daha sağlıklı besleniyorsunuz. Daha sağlıklı ortamlarda daha bol oksijen şüphesiz. Dolayısıyla bunları anlamanız da zor olabilir. Empati kurabiliyorum sizinle ya. Bu ama buranın bir kötülüğü eski sevgilinle karşılaşma ihtimalin çok düşük. Kaç eski sevgiliniz oldu? Mesela bunun bir kaydı var mı sizde? Vallahi şimdi ayaküstü güzel soru sordun. Hiç düşünmedim. İşte bak hep söylerim yani. Kayıt şart. Evet. Kaydetmek lazım. Mesela Tanpınar'ın benim okuduğum yılda ne diyelim ona okuduğum dönem literatürüne göre en az 4 tane eski sevgilisi var. En az. Biri İstanbul olmak üzere. İstanbul onun en büyük sevgililerinden biriydi yani. Evet. En esaslı sevgililerinden. Bu arada sevgililik kavramı da tabii yani kadın olarak algılanması da çok şey sadece. Ki buna temas ettiğiniz tabii. Aslında zihnimizi bu anlamda genişlettiğiniz için de çok teşekkür ederim size değerli dostum. Rica ederim. Ki mesela sokak da öyledir. Yani sokaktan bahsederken anlatmak istediğim şey buydu. Aslında sokağın hep üzerinde taşıdığı bir duygu vardır. Yani en kalabalık anında bile örtülür o. Evet. O duygu ama o sokak o duyguyu yaşar. O kendine ait. Yani etraf yani çevresi işte bir iki ağacı, evet. İşte kaldırımı, yağmur yağdığındaki yansıma. Evet, evet. Doğru. Doğru. Oranı. Sokağın kenarındaki ışıkların sıcaklık derecesi. Ama yani hep özünde barındırdı. Hep yani kaçamadığınız şey hep bir yalnızlıkla ilgili çok güçlü bir... Ay şöyle bir şey de var amirim. Şey var mesela estağfurullah. Bizim dilimizde yani söylenen anlamda dişi erkek yok. Hı hı. Ama batı dillerinde çekersen benden daha iyi hakimsindir bu şeye. Mesela tekneler dişidir. Evet. Ya evet. Da ya da işte ne bileyim arabalar dişidir. Yani konuşurken şimdi bunlar ne alakası var, ne önemi var diyeceksin ama öyle değil. Dil bir şeyi anlatırken evet. Çok iyi anladım. Şiirsel olarak evet. Seni bir yere götürür. Yani bir... O temeldeki barındırdığı evet. Duyguya evet, götürür. Evet, tabii ki. Yani bir kadından bahsederken, bir tekneden bahsederken, bir arabadan bahsederken, o dediğinde ona bir dişi muamelesi yapmak. Ha, bir erkek olarak değil. Cinsiyet anlamında değil. Değil. Bir dişi muamelesi yapmak yani onun bir çoğalan, onun bir üretken, onun bir nüfusa faydası olan evet. Yani bu çok büyük bir şeydir değil mi Çeker? Siz de gerçek İslamik olduğunuz için çok şey yapmazsınız buna ama yani. Şimdi bak ben bir kumar oynadım. Evet. Bir risk aldım. Aha. Onu nasıl bir kumar? Bu Kaanların yağmur köpekleri motosiklet çetesi var. Instagram'da o çeteden motorcu bir kadının resimleri karşıma çıktı. Allah Allah. Yani. Sonra çok oturdum. Olacak iş. O resimlere bir şiir yazdım. Hı. Şimdi bak kumar bunun neresinde diyeceksin?
Eğer çetenin tek kadın üyesi ise sıçtık. Ama çetenin 4-5 tane kadın üyesi varsa sorun yok. Evet. Böyle bir risk aldım. Ben çok beğendim şiiri bu. Ben de beğendim. Okumak ister misin? Müthiş bence, müthiş. Şiir sende, şiir bende yok. Sana yolladım. Öyle mi? Ha, size dergiye alır. Çok beğendim ben. Bu arada bu gece hediye edeceğim şiir mi? Durumlar böyle yani. Okuyacağım şimdi. Bence müthiş mi? Ama tabii sana şey için yolladım Kaan. Eksiklerini tamamla, fazlalıklarını at diye yolladım. Yok işte onun için zaten bu defteri hediye ediyoruz yani şiirin. Mete ile birlikte. Mete dişil yanlarını öne çıkartabilir mesela şiirin. Sen onu mail olarak mı attın bana? Mail mi? Sen ne atacaksın ki? Şiiri okuyorum. Dinliyorum ben. Yağmur köpekleri için. Motorcu kıza. Ben yalnızca bir anneden doğmayan çocuklar anlar. Pardon, baştan gireyim. Yakın gözlük takmam lazım. Tak. Ve proyu söndürmem. Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur köpekleri için. Motorcu kıza. Beni yalnızca bir anneden doğmayan çocuklar anlar. Aslında ne söylediğinizi biliyorum. Buna zorunluyum çünkü hiçbir şeyin aslını söylemiyorsunuz. Örneğin bir kadının nasıl biri olduğunu sorduğunuzda o kadınla aramızda bir şey yok diyorum. Başkasının annesinden doğan çocuklar. Artık yazışmalarda kendi adımızı kullanabilir. Kulaklıkları çıkarıp sevdiğimiz şarkıları sesli dinleyebilirsiniz. Ben mesela motorcu kızın arkasına atlayıp buradan gidebilirim. Ne kadar çok geri terk edebiliyorsam o kadar özgürüm. Bizim bayrağımızdır, iplerinden biri kopmuş salıncak. Yani başkasının annesinden doğan çocuklar. Artık ayıp değil bizim gibi olmak. Ne Mehdi gelecek, ne de kuşlar dönecek. Sadece motorcu kız beni çocukluğuma götürecek. Mehdi olmuş mu? Ya, bir şey söyleyeceğim. Bu harika bir şiir ya. Ya bu tabii şeker yazmamış olsaydı müthiş harika bir şiir olurdu. Ya şunu mesela ilk mesela ilk 5 mısrayı atsak. At onları. Mesela şu tekrar okuyorum. Başkasının annesinden doğan çocuklar. Artık yazışmalarda kendi adımızı kullanabilir. Kulaklıkları çıkarıp sevdiğimiz şarkıları sesli dinleyebiliriz. Ben mesela motorcu kızın arkasına atlayıp buradan gidebilirim. Ne kadar çok geri terk edebiliyorsam o kadar özgürüm. Bizim bayrağımızdır iplerinden biri kopmuş salıncak. Yani başkasının annesinden doğan çocuklar. Artık ayıp değil bizim gibi. Ne Mehdi gelecek, ne de kuşlar dönecek. Sadece motorcu kız beni çocukluğuma götürecek. Şu kopuk amir, lafını kestim. Evet. Ne kadar çok geri terk edebiliyorsam o kadar özgürüm. Evet, yani bir şimdi burada saatlerce konuşulabilir yani. Şimdi burada Amir bak. Ben tabii ki bir edebiyat ya da şiir eleştirmeyi falan diyeyim. Estağfurullah. Ama Alper Çeker. Ama burada bir motorcu kızın arkasına atlamak dediği yerde şair. Evet. Bir şey söylemeye çalışıyor. Ben bunu anlıyorum. Evet. Çayı affedersiniz tanıdığım için. Sonuçta taşla edebiyatçılar var. Ya bir motorcu kızın arkasına atlamak ne demek? Ne kadar ayıp bir şey ya. Ya burada, şimdi burada mesela bakın.
Bakın. Ama bak burada bir Behçet Necati Yıl duyarlılığı da var. Tabii yani, ki tabii ki var. Benim çocukluğuma götürecek. Renkli çakıl saçları falan. Tabii tabii. O, tabii onun hilesi. Evet. Şairin hilesi. Bu herif bence büyük pompacı bir herif. Şimdi olabilir. Şimdi bakın. 1900'lerin başında. Henüz 1900'lerin ortasına gelmeden önce bir şey akımı vardı. Hem şıklık hem de pespayelik. Şairimiz burada bu iki akımın arasında bize şey oyunu yapıyor kendi aklınca. Ya bu pompacı bu. Büyük pompacı. Yani şimdi burada edebiyat üzerinden eleştirmemiz çok şey olur. Siz ne diyorsunuz buna? Yani Alper Çeker yazmamış olsa tamam eleştirdim de. Yani adama... Mesela bu Tuna Kerimitçi yazmış olsa affeder. Ya, ağzımdan kaçtı kusura bakmayın. Estağfurullah tam kulağına kusura, kuşum. O yazmış olsa hasan şey yaparım. Ya, evet. Pardon. Çok yaşa. Hep beraber inşallah. Derim ama yani mesela o da değil. Tam arada tam böyle bir şey, siz ne diyorsunuz ona? Cem Yılmaz çakallı şeyi var içinde. O yüzden de ele sağlık. Eline de çok güzel olmuş. Harika bir şiir. Ha, müthiş hakikaten. Gerçekten bu şiirin son dört mısrasını bu deftere yazacağım. Ha. Ben kendi el yazımla ve bu gece radyomuza... Amir bu gece demeyelim yani önümüzdeki program... Önümüzdeki hafta yapalım onu. Hayır, önümüzdeki programa kadar en yüksek şeyi verene hediye edin. En yüksek mi? En yüksek payı verene. Tamam. Handikaplı açık artık. Tamam peki. O zaman bunu Alper Şeker'e yazdıralım bu defteri. Evet, imzalatalım. Ve önümüzdeki salı yani 22. nüsha başladığında... Standart FM harika. İnternet sitesinde radyoma bağış kısmında en yüksek ya da handikaplı en yüksek doğru değil. Bağışı yapan dinleyenlerimizden birine hediye edelim. Bilmiyorum. Şeker'e de uyar mı? Uyar. Mete'nin dükkana uğrarım. Ben ne istiyorsan hediyemizi alırım. Şeye inerim diyorsun yani düze. Şeyle. Oturur yazarız. Ya bunun bütün hikayesi aslında biri çok sarhoşum beni bir kız motorla eve götürsün. Yani öyle bir herhangi bir derinlik yok bu şiirde. Yani adamın tek derdi bu. Nasıl derinlik yok? Onu anladık zaten. Anladım. Ben öte bak anlıyor da bir yandan. Seni tanıdığımız için anladık ama şiiri okuyanlar seni tanımadığı için onu da hakikaten bayağı derin şeyler bulacaklardır. Alper eyvallah. Eyvallah. Hadi sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hadi iyi geceler. Çok mu yalnızım ya? Olabilir. Bir oran Gencebay mı çalsak? Ne yapsak? Ben şu an tam olarak ona bakıyordum biliyor musun? Sanki burada... Üf. Aman. Aman diyeyim abi. Şöyle bir şeyim var. Bakayım. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Allah esirgesin. Çok şükür. Çok şükür. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-21 Noğlu Nusa'dayız. Bugün gerçekten çok önemli ve yoğun konular konuştuk. Dolayısıyla evet, bunları özetlemek de bir meşakkatli bir iş olacaktır eminim. Ama Kaybedenler Kulübü'nün aşağı yukarı son 38 yıldır yaptığı gibi bu işi
özetlemeden bırakmak tabii ki doğru olmayacaktır. Çünkü kim özellikle bu kadar hızlanmış bir yaşamda hayatın adeta kendiliğinden bir hiperaktivite ve bir dikkat dağınıklığı karakterine büründü günümüzde. 2 saatlik bir metni dinlemesini beklemek doğru olmaz. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi yine Mete Amir bu 2023'te 21 nolu Nisa'yı sizler için özetleyecek değerli dinleyenler. Çok enteresan bir zamanda geçiyor ömrümüz. Buradaki kelimelere dikkat etmek lazım. Bütün tarih boyunca insanların ömrü geçiyor. Ama herkesinki başka bir skala içinde geçiyor. Yani 80 ya da 70 yıllık ömrünüz 1700'lerde, 1800'lerde, 1900'lerde ya da 2000'lerde geçiyor. 2000'leri görenler ve görmeyenler var aramızda. Bunda 2100'lerde konuşanlar anlatacak. Bugün insanlar için bağımsızlığı konuştuk. Tam bağımsızlığı. Burada bu bağımsızlığa engel olan 3 büyük nesne üzerinden konuştuk. Bunlar sırasıyla, büyük önem sırasıyla yalnızlık, hardal ve tarçın oldu. Bütün sömürgeleştirici güçlerin içinde hardal ve tarçını kazananlar yalnızlığa yenik düştü. İkram etmeyi konuştuk bugün. Komşumuza. Büyük şehirlerde renksiz kalmayı, rengi olmadığı için ötelenen, dışlanan insanları ve hayvanları konuştuk. Bugün insanlığı konuştuk. Bugün adını, söylemeden Kaan Çaylı ablanın ve Mete Avud'un burada mikrofon başında
hala oluşabiliyor olmasını öyle ya da böyle rengi kaçmış zebralarla, güneşe yanmış o at benzeri ama kendisine at bile denmeyen mukaddes hayvanla bir özdeşlik kurup bize zaman içinde yavaş yavaş önce Atatürk, sonra Mustafa Kemal, sonra Mustafa Kemal Atatürk dedirten adamı konuştu. Bugün başka bir şey konuşmadı. Değerlik Hayvanlar Kulübü dinleyenleri, 2023 lira 21 nolu nüshayı dinlediniz. Bu nüshayı her zaman olduğu gibi yine Montana çetesi. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğunuz Kadıköy sokaklarında aradık. Ama bugün bu nüshayı özellikle Mehmet Ada Öztekin'e adadık. Böylesi bir filmi çektiği, böylesi bir filmi miras bırakacağı için ona adadık. Bugün bu programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adadık. Daha doğrusu Mete Onluk ve ben Kaan Çaydamlı. Kendi adıma hepinize iyi geceler diliyorum değerli dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkün. Hoşçakalın.